Merhaba, bu videomda da sizlere Gazali'nin Tehafütül Felasife adlı eserinden bahsedeceğim. Tehafütül Felasife filozofların tutarsızlığı anlamına gelir. Gazali el-Munkızu minat Dalal adlı eserinde belirttiğine göre, 2 sene filozofların eserlerini tetkik etmiş, incelemiş, onların görüşlerinin özüne vakıf olmuş ve 1 senelik tekrar sürecinden sonra da felsefe ile alakalı 3 tane eser kaleme almıştır. Bu 3 eserden birisi Tehafütül Felasife'dir. Gazali bu eserinde özellikle meşyai filozofların 20 meselede görüşlerini tartışır ve eleştirir. Kitap toplam 4 mukaddimeden ve 20 meselenin ele alındığı 2 bölümden oluşur. Gazali bu 20 meseleden 3'ünde filozofları dinden çıkmakla itham eder. Din terminolojisinde bunun adı tekfirdir. Diğer 17 meselede de filozoflar bid'ate düşmüşlerdir. Gazali'nin filozofları dinden çıkmakla itham ettiği 3 meseleden birisi alemin ezeli olup olmadığı meselesidir. Gazali'nin ileri sürdüğüne göre filozoflar şunu iddia etmektedirler. Tanrı yaratma sıfatıyla yetkindir. Dolayısıyla yaratmayan bir tanrı yetkin bir tanrı olmayacaktır. O zaman yaratma sıfatı tanrıyla beraber ezeli olmalıdır. Ki tanrı sürekli yetkin bir tanrı olsun. Gazali'nin tartışma yaptığı konulardan biri budur ve buna şu şekilde itiraz etmektedir. Biz bir bıçağın keskin olduğunu ileri sürmemiz için illa bıçağın bir şey kesmesi gerekmez der. Gazali'nin filozofları tekfir ettiği 2. mesele Allah'ın tikelleri bilip bilmediği meselesidir ki Gazali'ye göre filozoflar Allah'ın, ki burada muhatap kabul ettiği İbn-i Sina'dır, özellikle onu belirtmemiz lazım, Allah'ın tikelleri bilmediğini ileri sürmektedirler Gazali'ye göre. Esasında İbn-i Sina eserlerinde bi nahvin külliyin ya da bi veçhin külliyin şeklinde bunu dile getirir. Allah her şeyi bu şekilde bilir, külli olarak, tümel olarak bilir der. Yani İbn-i Sina Allah cüzileri bilmez dememektedir. Bu ifadeden Gazali'nin çıkardığı bir sonuç cümlesidir bu. Ve Gazali Tanrı'ya bir yetkinsizlik, bir noksanlık, bir eksiklik atfetmek anlamına geleceği için filozofları eleştirmektedir bu hususta. 3. meselede, filozofların tekfir edildiği 3. mesele de haşrin cismani olup olmadığı meselesidir. Gazali'ye göre filozoflar ölümden sonra dirilmenin cismani değil, ruhani, nefsani olacağını ileri sürmektedirler ve bu iddialarıyla Kur'an'ın birçok ayetine ters düşmektedirler. Zira Gazali'ye göre Kur'an birçok ayette bunu açıkça belirtmiştir. Aksi iddia Kur'an'ı inkar etmek anlamına gelecektir. Diğer 17 meselede Gazali filozofları dinden çıkmakla itham etmez fakat bid'ate düştüklerini ileri sürmektedir. Bir başka videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.